Arkadaşlar bugün 4 Temmuz 2023. Size bugün balık temizleme sanatını göstereceğim. Evet arkadaşlar, önce yanımıza peçetelerimizi alalım. Ellerimizi kurulayalım. Bakın önce bıçak bileyleme sanatı. Bakın bıçağı şeyle makineye gerek yok. Bak arkadaşlar, bayanlar bakın seyredin. Evde bayanlar baylar böyle şey yapıyor. Aşçılara da tarifim olsun. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle sürdüğünüz zaman bu jilet gibi olur arkadaşlar. Bakın bu jilet gibi olur şimdi. Balığı böyle alıyorsunuz. Bakın buzluktan. Mesela bugün hava sıcak olduğu için sabahleyin çıkardım. Derin dondurucudan. Öyle şey yaptığı zaman pulları çok rahat temizleniyor. Evet, önce şu kanatlarını alalım. Bugün yumurtalı balık yapacağım arkadaşlar. Yumurtalı balık yapacağım. Evet. Evet, bunu buraya atalım. Bu yüzgecini de alalım arkadaşlar. Kılçıksız balık yapacağım. Evet, kılçıksız balık yapacağım arkadaşlar. Şunu da alalım. Şu sırtını da alalım. Sırt çünkü temizlerken insanın eline batıyor arkadaşlar. Şöyle aldığınız zaman, kılçıksız balık yapmak istediğiniz zaman sırtını alacaksınız. Alttaki şu yüzgecini alıyorsunuz. Evet. Bakın balık temizlerken şurada bir delik var, dışkı. Onu kesip de şuradan da kestiğiniz zaman kafa kolay çıkar. Evet. Şimdi arkadaşlar pullarını temizliyoruz. Pullar bakın gördünüz mü? Bak pul o kadar rahat temizleniyor ki bak. Gördünüz mü? Kenarların oralar buralar aldığınız zaman bak şurayı da unutmuşuz şakayla karışık. Evet şundaki alalım şuradan. Evet bunu da kestik arkadaşlar aldık. Evet bakın pul temizlendi gördünüz mü? Bak 2 saat bazı arkadaşlar 2 saat uğraşıyor. Evet. Evet. Kameramanlığı bugün sağ olsun. Kardeşim Müslüm yapıyor. Allah razı olsun. Kendi işini gücünü bıraktı vallahi arkadaşlar. Kameramanlığı mı yapıyor? Evet. Ondan da arkadaşlar bunu şöyle alıyorsunuz. Bakın şöyle U şeklinde hop aldınız. Şunu da şuradan yarmanız lazım ki pisliğini almamız için. Pisliğini de bıçakla alın. Bunlar da kedilere gidecek. Kediler yiyecek bunu arkadaşlar. Evet. Evet, şurada bu kefal balığının böyle içi siyah oluyor. Ne hikmetse ben de çözemedim. Evet. Merhaba. Evet arkadaşlar, ondan sonra şey yapıyoruz. Buyurun. Bu var. Bakayım bir dakika. Sen çekmişsin oraya devam et bakayım. Bir dakika. Çekmişsin şundan var mı? Elektrik süpürge. Yok, yok. Yok mu? Yok. Teşekkürler. İyi günler. Şişhanede bulursunuz. Evet. Müşteri geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burası elektrikçi dükkanı olduğu için. Bakın bu kefal balığı çok lezzetli. Bunu yumurtalı yaparsanız 10 numara olur arkadaşlar. Evet. Şimdi de bu tarafından alıyoruz. Bazı arkadaşlar diğer taraftan yapıyor. Arkadaşlar bak. Balığın kılçığını bu taraftan alın bak. Kuyruk kısmından aldığınız zaman daha güzel olur. Anladınız mı? Bak. Kuyruğundan alın. Niye oradan yapıyorlar bilmiyorum. Bak. Şimdi buradan da kılçığını da alıyoruz arkadaşlar yine. Evet. Buradan da kılçıklarını alacağım. Kefalın kılçığını. Evet. Kılçıksız kardeşime bugün kılçıksız balık yapacağım. Bir tane kardeşim var. Yani bir tane yok da diğerleri bizi tanımıyor. Ne geliyorlar ne gidiyorlar. Gördün mü? Bak. Bir tane çıktı. Kılçıksız. İkinciyi de çıkartıyorum. Bunlar da arkadaşlar ben biraz biliyorsunuz bu belgeselleri niye çekiyorum biliyor musunuz? Kediler için. Bunları da kedilere vereceğim. Aşağıda kedi yavrularımız var onlara vereceğim. Bu bir taneyi de temizledik. Bir kılçıksız daha oldu. Evet bunu da sizden önce hazırlamıştım. Onu da ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Evet. Orayı yaptık. Şimdi de bu tarafa alalım. Bu tarafa alınmış zaten. Şimdi sırtını alalım arkadaşlar. Kılçıksız yapacağımız için. Bir de bizim bir Ozan diye bir kardeşimiz var. Eğer o da kısmetine gelirse kurtardı paçayı. Gelmezse işi zor. Gelmezse balığa yetişemedi. Gelmezse bunun için de yumurtalı yapacağım. Kuşbaşı doğrayacağım arkadaşlar onları da. Evet.
Kedilerimizin kısmeti burada. Evet arkadaşlar, bunu böyle yaralım. İçinden çıkartalım. Daha donuk bak, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Donuk olduğu zaman balık çok rahat temizleniyor. Dikkatli bak, burada havyarı var. Demek dişiymiş. Dişi bir kefal. Bakın yine size tekrardan bunu gördüğünüz kılçıksı haline getirdim. Onu yıkayacağım aşağıda. Ve kuşbaşı doğrayacağız. Baksana maşallah. Bunlarını aldın mı? Hı? Aldım. Bunlarını önceden almıştım. Evet arkadaşlar. Tekrardan bak, görüyor musunuz? Bak, kuyruk tarafından gidiyorum. Bak, elim kılçığa değmiyor bakın. Kılçık olmayacak. Anladınız mı? Bak, kılçığa değmeyelim. Hissediyorsunuz zaten ya. Balık temizlerken hissediyorsunuz arkadaşlar. Bak, kılçık yok. Gördünüz mü? Bunu böyle alalım. Şunu da burada bak. Kardeşim dedi kılçıklarını almadın mı? Aldım. Bak, görüyor musunuz Müslüm Bey? Evet. Bunu da bu taraftan arkadaşlar. Şöyle bir de daha yanaştırayım. Gördünüz mü? Bak. Bak, giderken kıt kıt etmiyor. Neden? Kılçık yok. Anladınız mı? Ama daha değişik de. Mehmet Şef'in yani o şey televizyonda çıkıyor ya. İnsanlara şey. Ama şunları da değerlendirebilirim yani. Evet. Şunları da değerlendireyim ya. Şunları da böyle kızartırız. Onları değerlendiririm. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak. Kılçığını alalım. Evet. Hoppala. Evet. Kılçıksız balık. Lüks restoranlarda böyle yapıyorlar arkadaşlar. Şunu da şöyle ikiye böleyim. Yer olmaz, şey olmasın. Evet, bunu da alalım kılçığını. Bak, sertlik şuradan bak, görüyor musun? Hop. Şöyle aldın. Zaten de kılçıkla da olur da. Kardeşime özel yapmam lazım kılçıksız. Kedilerin de kısmeti çıksın. Onları da aşağıda ikiye böleceğim. Evet, bir tane, son bir tanemiz kaldı arkadaşlar. Yönetmenim kaç dakika oldu? 7 dakika 13 saniye. O da erken. Evet. Yönetmenim Müslüm Bey ya. Evet, bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu aldık, orayı aldık. Burayı şöyle hop, şöyle aldık mı tamam, bitti. Bir de V şeklinde alırsanız oradan biraz daha balıktan faydalanırsınız arkadaşlar. Dur. Önce Müslüm kardeşim söyledi. Kılçıklarını alalım. Bak. Görüyor musunuz? Kılçıklar çok rahat temizleniyor. Ama hop. Bitti. Evet, kuyruk tarafından da aldık mı? Gördün mü arkadaşlar? Donuk olduğu zaman kılçığı çok güzel temizleniyor. Kefalle alabalıklar kayıyor yalnız. Dikkatinizi çekerim. Bu da kaydığı için. Evet, şimdi şöyle temizleyelim arkadaşlar. Evet, böyle biraz temiz olsun. Hani çeşmenin başında yatmıyorum. Çeşme biraz karanlık olduğu için arkadaşlar. Onu burada şeyde yaptım, yani yukarıda yaptık. Evet, şöyle yapalım, temizledik. Evet. Şimdi önce şu elimize batan kılçıkları alalım. Kılçıksız, kemiksiz yapıyoruz ya arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım, şöyle yaparsak daha güzel. Tutayım şöyle. Hani ben sizi görün diye. Herkes bu sistemi yapamayacağı için. Anladın mı? Şu alttaki bak, şunu hiç sakın unutmayın. Öyle bir kötü insanın eline batar ki bu. Bu da buradan. Bir tane de şurada aldınız mı? Tamam, iş bitti. Tamam mı? Tekrardan arkadaşlar. Şunu şöyle temizleyeceğiz elimizle. Şöyle çevirelim. Evet, sırtını. Şöyle getirelim. Görüyor musunuz? Ben temizlemeden, balığı seyretmeden çok zevk alıyorum arkadaşlar. Evet, hop, bu da tamam. Tamam oldu. Evet. Bunda bak böyle hop temizlendi. Bu da böyle gitti. Evet. Bunu da şurasını alalım şöyle. Çok güzel de yıkayacağım aşağıda. Sonra da size pişmiş şeklini göstereceğim arkadaşlar. Tamam mı? Mehmet Şef'im, Somer Şef, Danilo Şef bak görün. Gördünüz mü? Bunu da çocuklara öğretin. Bak, balığı ön taraftan almayın şefim. Anladınız mı? Şöyle bak, bıçağın bak, kalın ya bıçak. Burada saptan vurduğun zaman kırp diye gider. Buradan da aldın mı? Tamam mı? Şeflerim. Yani siz benden daha iyi biliyorsunuzdur bu işleri. Kılçığını da alalım tekrardan. Şurayı zaten ben sevmiyorum ya. Şu kadar yeter. Evet, gördün mü? Balık şişelere, kedilere, köpeklere.
Bunlar evet. Şunu da şöyle şey yapalım, alalım. Bunlar biraz da denizin dibinde yüzdükleri için bu siyahlık belki denizin dibinden gelen bir şeydir yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Bunu da böyle ikiye bölelim. Evet arkadaşlar. Şimdi size balığı temizledim. Yaptım arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Kaya amca. Bunun devamı gelecek. Bunu 2-3 bölüm olarak size yayınlayacağım. Tamam mı? Tek böyle hani şey benim hani tam böyle bir cihazım olmadığı için, yoksa hepsini size yarım saat 45 dakika içinde bazı kanallarda. Şimdi bunu çektik 10 dakika. Biraz sonra da unlarken, yumurtalarken çekeceğim. Sonra da yerken çekeceğim. Ben yerken çekeceğim. Tamam.